Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Hızlı ve Öfkeli'nin ikinci filmindeki Suki karakterini kullandığı S2000 aracını GTA Online'da yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Araç bu arkadaşlar, gördüğünüz üzere filmdeki araçla birebir yapmaya çalıştım. Tabii ki de en fazla bu kadar olabiliyor arkadaşlar. Oyunun el verdiği modifikasyonlar çerçevesinde yaptığımızda ortaya bu şekilde bir sonuç çıkıyor ki bence yeterince benzediğini düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle bu aracı nerede bulabileceğinizi anlatayım arkadaşlar. Bu aracı Southern San Andreas Super Auto sitesinde bulabilirsiniz. Hızlıca onu da göstereyim sizler için. Hemen üst taraflarda bunu bulabilirsiniz. Dinka RT3000 şeklinde burada görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer trade price'ını açtıysanız 1.286.000'lik bir fiyatı var. Eğer açmadıysanız da stok fiyatı da yaklaşık bu fiyattan 400.000 500.000 daha fazlaydı diye hatırlıyorum. Yine bu bilgi de aklınıza bulunsun. Şimdi arkadaşlar, dilerseniz bu aracın modifiyesini nasıl yapabileceğinizi anlatmaya başlayayım. Evet, ilk seçeneğimiz Armor. Bunu alabiliyorsanız en iyisini alın arkadaşlar. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Daha sonrasında Brakes seçeneğinden ise buradan da yine Race Brakes'i tercih etmeliyseniz bunu alıyoruz. Daha sonrasında Bumper sekmesinden arkadaşlar, öncelikle Front Bumper'a giriyoruz ve buradan da Street Bumper'ı almamız gerekiyor. Bu şekilde bunu alıyoruz. Geri gelelim. Rear Bumper'sı ise arkadaşlar, almamız gereken şey Sport Bumper olacak. O da hemen orta taraflarda bulabilirsiniz arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şu anki uygulayacağımız build için bu tampon gerekli arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Geri gelelim. Bir sonraki seçeneğimiz Engine arkadaşlar. Buradan öncelikle Engine Blow'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan da almamız gereken en aşağıdaki olan Camo Wall Covers. Tabii bu seçenekleri arkadaşlar almayabilirsiniz çünkü iç tarafta kalıyor. Yani çok fazla görmeyeceğiniz için çok da gerekli değil aslında. Yine de ben bunları gösteriyorum arkadaşlar. Bunu satın alıyoruz. Geri gelelim. Bir sonraki Cam Cover arkadaşlar. Buna girip buradan da Camo Campbell Covers'ı almamız gerekiyor. O da şu oluyor arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Geri geliyoruz ve buradan da Strut Brace'e giriyoruz. Buradan Extreme Bullet Strut Brace'i almamız gerekiyor. Bunu satın alıyoruz. Geri gelelim. Bir sonraki seçeneğimiz Air Filters. Buradan da Chrome ITB-S yazanı alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu oluyor da, bunu satın alıyoruz. Daha sonrasında son olarak da Engine Tunes'ten en sondakini alıyoruz arkadaşlar. Burada işimiz bitiyor. Bir sonraki seçeneğimiz Exhaust. Buradan da arkadaşlar Twin Chrome tip egzosu seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere bunu satın alıyoruz. Geri gelelim. Headlight Covers'da arkadaşlar bir şey almanıza gerek yok. Bunu stokta bırakıyoruz. Daha sonrasında Fender seçeneğinde aynı şekilde stokta bırakıyoruz. Grill de yine ellemiyoruz. Sonraki seçeneğimiz Hood. Buraya girelim arkadaşlar. Buradan da Double Vented Hood'u seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen şurada gördüğünüz üzere bunu satın alıyoruz. Geri gelelim. Horn'u ellemiyoruz arkadaşlar. Bu tamamen sizin kişisel tercihinize kaldığı için bunu atlıyoruz. Bir sonraki seçeneğimiz Interior. Burada yapacağımız değişiklikler yine çok fazla görmeyeceğiniz için arkadaşlar, yani dış taraftan bakıldığında görülmeyeceği için bu modifiyeleri de atlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Ben yine de göstereceğim ama ilk seçeneğimiz Dash. Buradan Flocked Dash'ı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Flocked Dash and Stripped seçeneğini gördüğünüz üzere bunu satın alıyoruz. Geri gelelim. Doors kısmında ise bir şey almıyoruz arkadaşlar. Yine siz isterseniz kendinize göre alabilirsiniz. Ancak ben buradan bunu bırakmayı tercih ediyorum. Daha hoş duruyor bence. Geri geliyoruz. Seats seçeneğinde arkadaşlar Painted Tuner Seats'i seçmemiz gerekiyor. Bu build için en uygunu ben bunu gördüm arkadaşlar. Ancak siz istediğinizi seçebilirsiniz. Geri geliyoruz. Steering Wheels seçeneğinde ise Apex Clubman seçeneğini seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da satın alıyoruz. Geri gelelim. Sonraki seçeneğimiz Light seçeneği arkadaşlar. Buradan Headlights'ı stokta bırakıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz Xenon da alabilirsiniz. Ancak ben stokta bırakmayı tercih ettim bu build için. Daha sonrasında Neon Kits'e gelip öncelikle Neon Layout'a giriyoruz ve buradan hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Hem önde hem arkada hem sağda hem de solda olacak şekilde Neon dizilimimiz olmalı. Daha sonrasında Neon Color'ımızı da arkadaşlar Hot Pink seçmemiz gerekiyor. Hemen şuralarda göreceksiniz. Gördüğünüz üzere Hot Pink. Bunu satın alıyoruz. Geri gelelim. Bir sonraki seçeneğimiz Library arkadaşlar. Bu seçeneği atlıyoruz. Bu build için herhangi bir library uygulamamıza gerek yok. Sonraki seçeneğimiz Lost Depth. Buraya atlıyoruz. Mirror seçeneğinde de arkadaşlar ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Stok aynalar bizim işimizi görecektir. Geri gelelim ve Plate. Plate de tamamen size kalmış arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben genellikle siyah tercih ediyorum. Dolayısıyla ben yine siyahı tercih edeceğim. Hatta kendi plakamı da koyacağım şu şekilde. Geri gelelim. Bir sonraki seçeneğimiz Respray. Buraya giriyoruz arkadaşlar. İlk seçeneğimiz Primary Color. Buradan da metalik olana girmemiz gerekiyor. Buradan da arkadaşlar Hot Pink'i yine seçeceğiz. Bu build için bizim ana rengimiz Hot Pink olacak arkadaşlar. Buradan Hot Pink'i buluyoruz. Gördüğünüz üzere tam olarak bu oluyor. Bu renk oluyor. Eğer sizde Hot Pink açık
değilse Pufister Pink yazarını da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bazı oyuncularda açık olmayabilir Hot Pink. Özellikle oyunun ilk safhalarındaysanız açık olmayabilir. Hemen altında yer alan Pufister Pink'i de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine benzer bir build'i ortaya çıkarmış olacaksınız. Ben de açık olduğu için ben Hot Pink'i tercih ediyorum. Bunu satın alıyoruz. Geri geliyoruz ve hemen aşağıdaki Pearlescent bölümüne giriyoruz. Buradan da arkadaşlar Black'i tercih edeceğiz. Hot Pink'in aksine oradan düz Black'i tercih edeceğiz ve birazcık doygunluk kazandıracağız arkadaşlar renge Black'le birlikte. Bunu satın alıyoruz. Geri gelelim şimdi Secondary Color bölümüne. Buraya giriyoruz. Buradan arkadaşlar yine metalik kısmına gireceğiz ve Hot Pink'i tercih edeceğiz. Zaten otomatik olarak alınmış gördüğünüz üzere bunu satın alın. Alınmadıysa eğer geri gelelim. Buradan Trim Color'a giriyoruz arkadaşlar ve Salmon Pink'i seçmemiz gerekiyor. Birazcık aşağı taraflarda kalabilir. Şöyle inelim yavaş yavaş. Şurada birazcık geçmişiz gördüğünüz üzere. Salmon Pink bizim işimizi görecektir. Ancak isterseniz Pufister Pink'i de yine tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu build'le uyumlu bu ikisi var arkadaşlar. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Ben birazcık daha iç tarafta açık bir pembe kullanmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi daha uyumlu olmasını istiyorsanız bunu da tercih edebilirsiniz. Bunu satın alıyoruz. Geri gelelim. Accent Color arkadaşlar. Burada yine diğerlerinde olduğu gibi Hot Pink'i tercih edeceğiz. Biraz aşağı taraflarda olabilir. Birazcık aşağı inelim. Hemen şurada gördüğünüz üzere Hot Pink. Bunu alıyoruz arkadaşlar. İbrelerin rengi gördüğünüz üzere pembe olmuş oluyor. Daha uyumlu olmuş oluyor. Şimdi geri geliyoruz arkadaşlar. Buradan. Burada işimiz bitiyor. Bir sonraki seçeneğimiz Roof. Buraya girip Dinka Roadster'ı seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere üstü açık bir build bu hatırlarsanız. Bu şekilde olması gerekiyor. Bunu satın alıyoruz. Geri gelelim. Bir sonraki seçeneğimiz Splitter seçeneği. Buradan da plastik splitter'ı almamız gerekiyor. Çok ufak bir ayrıntı ekliyor. Şu şekilde daha iyi anlarsanız gördüğünüz üzere tampona çıkıntı ekliyor arkadaşlar. Ancak daha hoş görünmesini sağlıyor ve build'imiz için de tabii ki de gerekli bir çıkıntı. Bunu da satın aldıktan sonra bir sonraki seçeneğimiz spoiler. Buradan carbon wing type 2'yi seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir spoiler bizim için iş görecektir. Bunlar birazcık daha aşırıya kaçtığı için bunları tercih etmiyorum. Daha böyle ufak diyebileceğim bir spoiler bu build için iş görecektir arkadaşlar. Bunu satın alıyoruz ve geri gelelim. Sonraki seçeneğimiz Sun Strips. Bunu atlıyoruz çünkü Sun Strip'e gerek yok. Bir sonraki seçeneğimiz süspansiyon. Bunu stokta bırakıyorum arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ki süspansiyon arabayı daha yere yakınlaştırmayı sağlıyor gördüğünüz üzere. Ancak bizim bu build'imiz için bunu stokta bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde daha doğru olacaktır. Bu stokta kaldıktan sonra transmission arkadaşlar. Bunu en sondakine alabilirsiniz. Alabiliyorsanız bunu satın alıyoruz. Turbo'yu tabii ki de yine almanızı tavsiye ederim. Bunu alıyoruz. Daha sonrasında wheels kısmı arkadaşlar. Öncelikle wheel type'a girin. Buradan sport kısmına girin. Stock rims'e girin ve Venom yazanı almamız gerekiyor arkadaşlar. Birazcık aşağı taraflarda diye hatırlıyorum. Şu şekilde gördüğünüz üzere Venom olan bu build için gerekli olan jant tipi. Bunu alıyoruz. Daha sonrasında geri geliyoruz ve Wheel Color'a gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan da almamız gereken Frost White seçeneği arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunu satın alıyoruz. Daha sonrasında Tires kısmına girip arkadaşlar Tires Smoke'unu Black yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde daha uyumlu olacaktır. Zaten ilk sıralarda olması lazım. Evet şu gördüğünüz üzere. Bunu isterseniz Pink de yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer lastiklerinizden pembe duman çıkmasını istiyorsanız. Ancak ben siyahı tercih ediyorum. Bu birazcık da size kalmış bir durum. Dediğim gibi ben siyahı alıyorum. Daha sonrasında buradan dilerseniz Tire Enhancements bölümünden kurşun geçirmez tekerlekleri de tercih edebilirsiniz. Ben tercih edeceğim. Daha sonrasında arkadaşlar burada çok fazla yapacağımız bir şey yok. Geri geliyoruz ve en son seçeneğimiz Windows. Bu da yine sizin tercihinize kalmış bir durum arkadaşlar. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Limo olan çok fazla karakter için ben bunu tercih etmiyorum arkadaşlar. Bundan non bile olabilir. Yani hiçbir şey bile gidebilir arkadaşlar bu build için. Ancak ben bir tık kararmış olmasını tercih edeceğim. O yüzden Light Smoke'u alacağım. Bu şekilde bunu aldıktan sonra gördüğünüz üzere arkadaşlar aracımızın tamamen modifiyesini yapmış bulunmaktayız. Evet aracımız tamamen hazır olmuş durumda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu şekilde farlarını da yakayım. Evet arkadaşlar böylelikle modifiyeyi bitirmiş olduk. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu aracın birazcık size oynanış görüntülerini izlettireyim. Daha sonrasında da hep birlikte videoyu bitiririz. Hadi bakalım. Give it to our girl. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl.
Evet arkadaşlar, böylelikle bu videomuzun da sona gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.